Türkiye! Hop! Sarap, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Bir ve... Ay bugün böyle biraz hareketli başladık. Hani bileğe kuvvet, ele kuvvet diyorum. Annelerinize, sevdiklerinize, kendinize, kızınıza... Dur bak burada daha farklı düşmüş. Evet. Ne kadar... Bunda kaç motif var Nurbet? Bunda da 20 tane. Her yere fıs. Sen gördün. Boş ver yaşındaki hanımlar. Yaşa boş verin ama hayata boş vermeyin. Urav B5 Forte, Derya Baykal'la Gülümse'yi sundu. Kaşıntı, öksürük, burun akıntısı. Çocuklarda görülen alerji şekilleri neler? Alerjik çocuğu olan aileler evde hangi önlemleri alabilir? Çocuklarda hangi durumlarda astımdan şüphelenmeliyiz? Çocuklarda besin alerjisine sebep olan besinler hangileri? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Alkın Melikoğlu anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümse de. Sağlıkla gülümseye hoş geldiniz efendim. Şimdi Yalova'dan bir canlı bağlantımız olacak. Uzman doktor Alkın Melikoğlu bizimle birlikte olacak. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz Alkın Melikoğlu. Duyuyor musunuz? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Görün seni merhaba. Merhabalar. Çocuklarda alerjik rahatsızlıklar ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hemen sorumu soruyorum. Alerji nedir? Kısaca nasıl tanımlarız? Alerjiden kısaca bahsedelim. Mevsim, bahar malum bu dönemlerde alerjik şikayetleri sıkça yaşıyoruz biz. Alerji vücudumuzun bazı maddelere karşı, bunlar ev tozu akarları olabilir, çayır çimen, polen olabilir, küf olabilir, bazı besin maddeleri olabilir. Vücudumuzun bu maddeleri zararlı olarak algılayıp gösterdikleri aşırı reaksiyon halidir. Evet, nelerdir alerjinin sebepleri? Alerjinin çeşitli sebepleri var. Başta genetik faktörler var. Özellikle alerjik şikayetlerle gelen çocuklarımızın anne ve babalarına soruyoruz. Ailede alerjik hikayesi olan var mı diye. Anne babada alerji hikayesi varsa çocukta alerji görülme ihtimali çok daha fazla oluyor. Beslenme alışkanlıkları önemli. Çocuğun beslenmesi eğer hazır gıda ağırlıklı, katkı maddesi içerikli beslenme türü varsa, doğal beslenemiyorsak ilerleyen yaşlarda alerji görülme ihtimali çok daha fazla oluyor. Çevresel faktörler çok önemli. Özellikle çevre kirliliğinin yoğun yaşandığı büyük şehirlerimizde alerjik ve astım hatayla gelen çocuklarımıza sık rastlıyoruz. Aynı zamanda buradan annelere, babalara seslenmek istiyorum. Önlenebilir çevre kirliliği etkenlerden birisi de sigara dumanı maruziyeti. Evet. Mümkünse sigara dumanı maruziyetine karşı çocuklarımızı korumakta fayda var. Çünkü astım atak riskini artıran bir etken aynı zamanda. Ne sıklıkla çocuklar alerji oluyorlar? Çocuklarda 5 çocuktan biri alerjik şikayetlerle bize geliyor. Bu dönemde mevsim geçişlerinde özellikle alerjik semptomlar, alerjik şikayetleri biz çok yoğun görüyoruz Derya Hanım. Evet, çocuklarda görülen alerji şekilleri neler? Onlardan bahsedelim sonra açalım konuyu.
Tamam. Çocuklarda bahsedelim. Alerji şekilleri bize gelen en sık ve en basit haliyle saman nezlesi geliyor. Saman nezlesi, alerjik konjüktivit dediğimiz gözlerde sulanmalar, kaşıntılar, batmalar, gerçekten yaşam kalitelerini bozan durumlar bunlar. Beraberinde besin alerjileri gelebiliyor. Besin alerjilerinin dışında cilt reaksiyonları, atopik dermatit, bebek egzaması dediğimiz durumlar gelebiliyor. Arı sokması sonrası alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz. İnek sütü hassasiyeti olabiliyor. Saman nezlesine sıklıkla eşlik eden astım ataklarıyla gelebiliyorlar çocuklarımız. Alkın Hanım, şu soruma şurada bir küçükcük bir şey sormak istiyorum. Bugünlerde hem çocuklarımıza hem kendimize aşırı dikkat ediyoruz ya. Acaba bir tık azalma, hani bu saman nezlesinde ve diğerlerinde bir tık azalma var mı? Bu merakımdan soruyorum. Şimdi dış ortama ister istemez çıkamıyoruz. Koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalma konusunda dış ortamda özgürce bu aralar dolaşan polenlere maruziyetimiz ister istemez azaldı. Mevsim bahar olduğu için tam polen döneminde ister istemez evde olduğumuz için bu polenlere maruziyetimiz azaldı ve astım atak sıklığımız, alerjik reaksiyonların görülme sıklığı bu dönemde bahar olduğu halde az karşılaşıyoruz. Bu da dediğim gibi dış ortamla olan irtibatımızın daha az olmasından kaynaklanıyor. Evde kaldığımız için. Çok teşekkür ederim. Merak ettim. Büyüklerde bile nezle grip olayı bir tık azaldı. Çünkü çok da steril, her şeyi çok dikkatli kullanıyoruz. Araya gelmiyoruz. O çok önemli. Bir araya gelmiyoruz. Kalabalık ortamlara girmiyoruz. Evet. Klimayla havalandırılan alışveriş merkezleri enfeksiyon riskini, astım atak riskini artıran faktörler. O yüzden enfeksiyon alamıyoruz bu ortamlara fazla girdiğimiz için, bu iyi bir şey. Astım atak riskimiz de azalıyor ve gösterdiğimiz alerjik reaksiyon sıklığında da belirgin azalma var bu dönemde. Evet, çok teşekkür ederim. Bu soruyu yayın öncesi biz de arkadaşlarla aramızda konuşmuştuk. Teşekkür ederim. Anne ya da babanın alerjik yapılı olması çocuğun alerji ihtimalini ne oranda etkiler? Anne ya da babada alerji varsa çocukta alerji olma ihtimali %30 ila 50 arasında seyrederken, hem annede hem babada alerji olan bir çocuk %50'nin üzerinde alerjiye sahip oluyor. %50'den 80-90'lara kadar bu oran çıkabiliyor. Evet, çocuğumuzda alerjik bir çocuğumuz varsa evde ne tür önlemler almalıyız, ne yapmalıyız? Özellikle annelere buradan seslenmek istiyorum. Alerjik yapılı bir çocuğumuz varsa çocuğun büyük bir zamanının geçtiği odasında çeşitli düzenlemeler yapmamızda fayda var. Yaklaşık günde 8-9 saatini uykuda geçiren bir çocuk için yatağında çeşitli düzenlemeler yapmamızda fayda var. Odasında mümkün olduğu kadar zemini boş bırakmamız lazım. Halı önermiyoruz özellikle. Zeminde bir şey kullanacaksak 60 derecede haftada bir yıkayabileceğimiz özel kilimler kullanabiliriz. Yün, kas tüyü, kuş tüyü gibi yastıklar önermiyoruz. Battaniye önermiyoruz. Odasında nem olmasın, ona dikkat etsinler. Bu aralar özellikle koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfektanlar, kolonyalar, çamaşır suları gibi keskin kokulara maruziyetimiz arttı maalesef. Bunlar da astım atak sıklığını arttırdığı için çocuklarla bunların maruziyetini azaltmak adına evi mümkün olduğu kadar havalandırmamız lazım. Özellikle annelere buradan seslenmek istiyorum. Evi havalandırma kapsamında da şunu, sabah erken saatlerde pencereyi açıp içeriye temiz hava girmesini istiyoruz. Ama sabah erken saatlerde polenlerin dışarıda özgür olarak dolaştığı saatler, ona dikkat edin. Temiz hava girme niyetiyle açtığımız pencereden içeriye çocuğumuza zarar verebilecek polenleri de davet etmiş olabiliyoruz. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Doktor Alkın Melikoğlu Yalova'dan katılıyor yayınımıza. Peki alerjik bir çocuğun beslenmesinde nelere dikkat etmeliyiz? Alerjik çocuğun beslenmesi aslında genel olarak bütün çocuklarımız için hazır paketli gıdalar tüketmesinler, içerisinde katkı maddesi olan gıdalar tüketmesinler, aşırı baharatlı abur cuburlar, çerez tüketimi çok önemli. Özellikle yer fıstığı, fındık, fıstık, koju, bunlar çok alerjen gıdalar. Onlara dikkat etsinler. Gıda boyalarıyla şekillendirilmiş, renklendirilmiş şekerlemelerden uzak kalsınlar. Kafein içeren gıdalar tüketmesinler. Açıkçası evde alerjik yapılı bir çocuğumuz varsa biz daha çok Akdeniz mutfağını öneriyoruz. Bol sebze, meyve, zeytinyağı ve balık tüketsinler Derya'nın. Evet, çok dikkat etmek lazım. Alerjik çocuk zor
zor. Şunu soracağım. Şimdi nasıl anlıyoruz alerjileri? Bir de orada bize bilgi verirsiniz alerji için ne yapıyoruz, neye alerjimiz olduğunu anlamak için. İsterseniz orada da küçücük bir bilgi verin, devam edelim. Yani neye alerjimiz olduğunu testler yapabiliyoruz. Öncelikle bizim burada bizi yönlendiren annenin babanın ifadesi. Çünkü en değerli test bizim için annenin evde fark ettiği durum. Bunu yedikten sonra doktor hanım kızardı, kabardı. Bunu soluduktan sonra hapşırdı, öksürdü. Bunlar bizim için çok önemli. Biz bunların ışığında çeşitli cilt testleri, çeşitli kan testleri yapılabiliyor. Cilt testleri 3 yaşından sonraki çocuklarda çok anlamlı olmakla birlikte. Cilt testi yapamadığımız çocuklarda ya da daha ufak çocuklarda kan tahliliyle de alerjenleri tespit etmek için tahliller yapılabiliyor. Yani yeni doğan döneminden itibaren kan tahliliyle alerjen tespit edilebilmekle beraber 3 yaşından sonra da cilt testleriyle çocuğun neye karşı alerjisi olduğunu tespit edebiliyoruz Derya. Evet. Çok güzel bilgiler. Gerçekten çok güzel. Çocuğumuz fazla kiloluysa bu durum alerjik astımı tetikler mi? Fazla kilolu çocuklarda alerji riski artmış değil, fakat astım atağı riski artmıştır. O yüzden özellikle fazla kilolu çocukların annelerine buradan seslenmek istiyorum. Çocuğun kilolu, spor yapmasın, terlemesin, hasta olur, atak sıklığımız artar. Böyle bir şey söz konusu değil. Fazla kilo astım atak sıklığını artırıyor, çünkü fazla olan yağ dokusunun içerisindeki yağ hücreleri astım atağının sıklığını artıracak bazı maddeler salgılıyorlar. Bizim bu fazla yağ dokusundan kurtulmak için spor yapmaya yönlendirmemiz lazım çocuğu. Egzersiz bağışıklık sistemini güçlendirir. Spor yapan çocuğun bronşları temiz havayla dolar ve spor yapan çocuk sosyal olur. Spordan uzaklaştırırsak çocuğu hem toplumdan izole etmiş oluruz ve içe kapanıklığını artırmış oluruz, hem de hareketsizliğe yönlendirmiş oluruz, kilosunun daha da artırmasına sebep oluruz. Yani kesinlikle spora yönlendirmekte fayda var Derya. Evet, alerjik rinit, saman nezlesi nedir, neden olur? Alerjik rinit, saman nezlesi bizim çocuklarda en sık gördüğümüz alerjik durum. Sabahları tekrarlayan hapşırıklar, burun kaşıntıları, burun akıntıları, gece burun tıkanıklığı çocuğun yaşam kalitesini cidden bozan bir durum. Alerjik nezle olarak karşımıza geliyor. Bu dönemde, bahar döneminde sıklıkla rastlıyoruz ve bu çocukların tekrarlayan kulak iltihapları, bir süre sonra işitme kayıpları, okul başarısında düşüklükler, yaşam kalitesinde düşüklükler, sonuçta gece burun tıkanıklığından dolayı uykusunu alamayan çocuk ertesi gün uykulu, dikkat eksikliği olan, hırçın bir çocuk haline gelebiliyor. Okul başarısı da düşüyor ve saman nezlesiyle bize gelen, özellikle bahar döneminde bize gelen çocuklar için mutlaka yaşam kalitesini yükseltmek adına çeşitli alerjik tedaviler başlıyoruz. Evet, valla çok herkesin işine yarayacak bilgiler. Şikayetler bunlar. Saman nezlesi tedavi edilmezse çocukta hangi sorunlar ortaya çıkar? Biraz önce söylediğim gibi saman nezlesi gerçekten ailenin de çocuğun da yaşam kalitesini düşürüyor. Bu yüzden belli mevsimlerde, özellikle şikayetlerin arttığı dönemlerde biz tedavi etmemiz lazım. Çocuğun gösterdiği bu alerjik reaksiyonu baskılamamız lazım. Yaşam kalitesini artırmak adına. Eğer müdahale etmezsek saman nezlesinin ilerleyen yaşlarda akut astım atağına eşlik etme ihtimalini de artırmış oluyoruz. Evet. Peki tedavi edilmezse saman nezlesi çocukta hangi sorunlara sebep olur dedim, pardon. Çocuğumuzda hangi durumlarda astımdan şüphelenmeliyiz? Çocuğumuzun öksürüğünden, astımdan şüphelenen gelen ailelerimiz var bize. Şöyle söyleyelim, çocuğumuzun öksürük karakterini incelesinler. Uyuduktan birkaç sonra tekrarlayan, birkaç saat sonra tekrarlayan kuru tarzda gıcık öksürükler varsa, bu öksürükler sabah uyanmaya yakın aynı şekilde tekrarlayan tarzda devam ediyorsa, rahatlatıcı buhar tedavisi de bu öksürük ataklarında yatışma oluyorsa, aralarda tamamen normalse bu çocuk ve beraberinde nefes darlığı ve hırıltılı solunumda varsa astımdan şüphe edip hekiminize başvurmanızda fayda var diyorum. Astım tedavisinde hani çocukların kullandığı ilaçlar bağımlılık yapar mı? Kesinlikle bağımlılık yapıcı, çocuğa ilerleyen yaşlarda kalıcı hasar verici ilaçlar değil. Aileler özellikle fıs fıs tarzında, buhar tarzında kullanılan ilaçların içerisindeki kortizoldan endişeliler. Ve biz buradan onlara söyleyelim ki içerisindeki kortizol mikron düzeyinde ve kesinlikle solunum yollarına gidiyor. İşini gücünü orada hallediyor, çocuğu rahatlatıyor ve solunum yollarıyla vücuttan uzaklaşıyor. Kesinlikle vücudun diğer yollarına, sistemik dolaşıma geçip de çocuğa kalıcı hasar bırakan, bağışıklığını etkileyen,
etkileyen, kalıcı hasar bırakan, bağımlılık yapan etkisi bulunmamaktadır bu ilaçta. Zararı değil, faydası vardır. Ailelere çok yararı olacak bu bilgilerin. Astımlı çocuklar beden eğitimi, spor, yüzme gibi spor faaliyetlerinden uzak mı durmalı, yoksa yapmalılar mı? Kesinlikle yapmalılar. Spor faaliyetleri onların akciğer kapasitelerinin artmasına yardımcı olacak. Astım atak sıklığını azaltacak. Bu çocuklar daha sosyal olacaklar, izole olmayacaklar, güvenleri artacak kendilerine. Artık hareket kilo almalarını da engelleyecek. Hareketsiz yaşamdan uzaklaşmış olacaklar yapacakları sporla. Özellikle her gün en az yarım saatlik hızlı tempolu yürüyüşler öneriyorum ben buradan ailelere. Çocukla beraber akşamları çıkıp en az yarım saatlik hızlı tempolu birazcık terletecek şekilde tempolu yürüyüşler yapılabilir. Her gün bir yarım saatlik yürüyüş en azından. Onun dışında neye imkanları varsa, yüzme ise yüzme, basketbol olabilir, başka spor dalları olabilir. Sporun kesinlikle zarar olmaz, faydası olur çocuklarımız için. Evet, bebek egzamasından söz edeceğim. Bebek egzaması olan çocuk için hangi önlemleri almalıyız? Bebek egzaması olan çocuktan kısaca bahsedecek olursak, yanaklarında, kolların içinde, dizlerin arkasında kızarıklıklar, kabarıklıklar, kaşıntı, huzursuzlukla kendini belli eder. Biz diyoruz ki böyle çocukların ciltleri çok hassastır. Kullandığımız şampuandan nemlendiriciye, kullandığımız çamaşır deterjanına, kullandığımız beze kadar her şey iyi karar vermeleri lazım. Hipoalerjik, alerjisini tetiklemeyecek, hassas ciltler için uygun ürünler kullanmaları lazım. Çocuğu terletmemeleri lazım. Terledikçe cilt nem kaybeder, kuruluğa yatkın hale gelir, egzamaya yatkın hale gelir. Ve kısaca şöyle noktalamak istiyorum bunu. Özellikle yanaklarda inatçı atopik dermatitli bebişlerim var. Anneler babalar otontiş yanaklardan pek öpmesinler. Çünkü öpme sonrası da travma yaratıp bu egzamaların uzun süre düzelmemesine sebep oluyor. Vallahi Alkın Melikoğlu, şahane. Hem tempo çok iyi, çok güzel bilgiler verdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Yalova'ya selamlar. Online muayene yapıyor musunuz? Soruyorlar mı böyle? Harika, başlanacak, çare yok. Yalova'da muayenelerimiz, gelen muayenelerin dışında çevre illerden de hastalarımız var. Teşekkür ediyorum. Onlar ulaşamadıkları, gelemedikleri için online muayene de başlattık. Teşekkür ediyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Rica ederim. Sevgilerimi gönderiyorum Derya Hanımcığım. Ağrı, nefes darlığı, kalp çarpıntısıyla mı mücadele ediyorsunuz? Peki nelere dikkat etmelisiniz? Anjiyo ve stentle ameliyatın farkı nedir? Ameliyatın riskli olduğu hastalarda hangi tedaviler uygulanır? Mini bypass yönteminin avantajları neler? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Barış Çaynak anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümse de. Evet efendim, şimdi Profesör Doktor Barış Çaynak konuğum. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Neyse, bizim konulara geldik diyelim. Hani çocuklardan bahsettik. Evet. Şimdi de büyük çocuklardan bahsedeceğiz. Şu günlerde de sizin branş gerçekten çok çok önemli hocam. Evet. Kalp ve damar rahatsızlıkları ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Çok mu sıkıntılı bu konular bugünlerde? Yani şu koronanın vesilesiyle birazcık hastanelere başvurular zorlaştı. O yüzden şimdi artık bu dönemde artışa geçti. Yani insanlar aslında kalp krizi geçirse bile hastaneye gitmez durumdaydılar. Böyle vakalar oldu. Evet, hastaneye gitmemek yüzünden. Mayıs ayı itibariyle de ondan sonra artık yavaş yavaş normale dönüyoruz. Dönüyor artık yavaş yavaş. İnşallah yeni normal hayatımıza döneceğiz, ama kuralları unutmayarak. Kontrollü normal hayat. Değil mi? Kontroller çok önemli hocam. Evet. Özellikle sizin branşınızda. Evet. Kalp, damar, tansiyon, bütün bunlar. Evet. Şimdi kalp sağlığımızı tehdit eden durumlar neler? Şimdi kontroller dediniz, hakikaten çok önemli. Şöyle, tehdit eden durumlar, öncelikle ben mutlaka aile hikayesi diyorum. Yani ailede kalp rahatsızlığı olan, kalp krizi geçirmiş, bypass olmuş, stent olmuş kişilerin kendilerine diğerlerinden biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Ve 40 yaşı geçtiğinde, hatta daha fazla risk faktörleri varsa 40 yaşın altında bile mutlaka bir kalp doktoruna görünmesini tavsiye ediyorum. Evet, kalp damarlarında en sık görülen rahatsızlıklar neler hocam?
Şimdi bizim en sık yaptığımız kalp damar cerrahisi olarak kardiyologların da en çok uğraştığı mevzu kalp damarlarının tıkanması. Yani kalp krizine yol açan kalp damarlarının tıkanması durumu. Kalp cerrahisinin en çok yaptığı ameliyat da zaten bypass cerrahisi. Kardiyologların da en çok yaptığı iş stent yapmak anjiyoyla. O yüzden kalp damar tıkanıklığı çok genetik bir şey olduğu için özellikle bizim toplumumuzda genetik olarak daha da ciddi. Bunun yanında da işte bizde hareketsiz hayat, şeker bizde çok yaygın ve kontrolsüz. Obezite, hareketsizlik, bütün bunlar da eklenince, sigara kullanımı, bütün bunlar da eklenince mutlaka bir kalp doktorunu görmek gerekiyor. Kalp damar rahatsızlıkları hangi belirtilerle ortaya çıkıyor hocam? Şimdi bu hep merak edilen bir şey, bir öncesi belirtisi var mı diye ama işin biraz kontrol kısmı o yüzden önemli. Çünkü birçok kalp hastalarının hatta yarıdan fazlasının ilk belirtisi kalp krizi oluyor. Yani hiçbir şikayeti yokken ilk belirti kalp kriziyle hastaneye gidiyor. O yüzden risk durumu olan, aile hikayesi olan, bu tür bahsettiğim durumları olan kimselerin biraz daha erken doktora başvurması lazım. Ne kadar da bir gitmeliyiz bir kontrole hocam bu kalp damar sağlığı için? Ya biraz da kişi bazlı bir şey. Yani eğer kilonuza dikkat ediyorsanız, sporunuzu yapıyorsanız, aile hikayeniz yoksa, tansiyonunuz kontrollüyse daha seyrek olabilir. Ama bunların kontrol altında tutmanız gerekiyor. Yani tansiyonunuz varsa en önemli risk faktörü. Mutlaka tansiyonunuzu kontrol altında tutmak lazım. Kilo alıyorsanız diyetinize dikkat etmeniz lazım. Sigara içiyorsanız mutlaka bırakmanız lazım. Bunun dışında çok ciddi bir risk varsa, yani ailede genç yaşlarda geçirilmiş hadiseler varsa, o zaman daha dikkatli bir şekilde doktor kontrolünde yaşamak lazım. Evet. Peki bypass ameliyatı kimlere yapılır? Hocam bugün çok güzel bir yöntemden bahsedecek. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kimlere yapılır? Anjiyo ve stente geçeceğim sonra. Bypass ameliyatı kimlere yapılır? Onu sorayım. Şimdi şöyle kabaca bahsedecek olursak kalp damarları kalp adalesini besler. Kalbin kendini besler. Kalbi besleyen damarlar tıkanırsa, daralırsa daha doğrusu öncelikle çok hareket ettiğimizde kalbin daha fazla kana ihtiyacı olduğunda ağrı olur. Buna anjina deriz, kalp ağrısı deriz. Bazı şanslı hastalar bu ağrıyı hissederler ve doktora giderler ve işin sonu anjiyoya kadar gider ve o noktada damarların tıkalı olduğu bulunur. Bazen de ilk belirti olarak damar tam tıkanabilir. Tam tıkandığı noktada da bir kalp krizi olur. O zaman da kalp kriziyle hastaneye gidersiniz. Bizim bypass yaptığımız hasta grubu kalp damarlarının tıkalı olduğunu gördüğümüz ve stentle açılamayacak ve bütün kalp damarlarında yani 3 tane ana damardan bahsederiz biz her zaman. Bu 3 damarın 3'ünde de tıkanıklık olan hasta grubu özellikle bizim bypass hasta grubunu oluşturuyor. Evet, hemen sorayım o zaman anjiyo ve stent ameliyatının ikisinin farkı ne? Ben bunu hep hastalarıma anlatmak istiyorum. Çünkü bu iki farklı yöntem. Yani stentin yaptığı iş birebir bypass'ın yaptığı iş değil. Çünkü stentte yapılan şey tıkalı bir damarı açmak. Yani bir damarın tıkalı bölümünü genişletip bir daha tıkanmasın diye bir metal kafesle daralmasını engelleyen bir işlem. Hı hı. Ama biz bypass ameliyatında bütün tıkalı damarların ilerisine yeni bir damar dikiyoruz. Böyle olduğu noktada da ileride geçirilecek bir kalp krizine, ileride geçirilecek yeni daralmalara karşı da bir tedbir almış oluyoruz. O yüzden bizim işimiz daha uzun ömürlü bir iş. İkinci bir nokta, ne kadar çok stent koyulursa, ne kadar birden fazla damara stent koyulursa damarların tıkanma ihtimali stentten sonra o kadar fazla oluyor. O yüzden ilk etapta anjiyo sonrası bir bypass önerilmiş ise bypass her zaman daha uzun ömürlü bir şey. Bazen hastalar çok ısrarla stent konusunda diretiyorlar. Ama bypass'ın da çeşitli alternatifleri var. Ondan bahsedeyim. Evet, çok gelişti buradaki alternatifler evet. Galiba. Kişiye özel tabii evet. Oluyor. Peki hocam ameliyatın ne gibi komplikasyonları var? Komplikasyonlarda en aza indirmek için komplikasyonları nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi bizim bypass ameliyatlarının bir kalple ilgili bir de kalp dışı sorunları olabiliyor. Büyük bir ameliyattan bahsediyoruz çünkü. Kalple ilgili sorun çıkarabilecek durumlar daha önceden geçirilmiş bir kalp krizi olabilir. Kalp damarlarında tıkanıklıkla beraber kapaklarda bozukluk olabilir. Ana damar genişlemesi olabilir. Bu kalple ilgili şikayetler. Özellikle geçirilmiş kalp krizi sonrası ameliyatlar. Bir de böbrek sorunu olabilir, akciğer sorunu, şah damarı tıkalı olabilir. Bu tür hasta grubu biraz riskli bir hasta grubu. Hemen şimdi şu şeyi çok merak ettim. Evet. Mini bypass nedir? İşte tam burada devreye giriyor. Mini bypass bir bypass ameliyatının birebir aynısı. Yani bir bypass ameliyatında
hangi damara, nereye, kaç damara bypass yapacaksanız bu yöntemle de aynı ameliyatı, içeride yaptığımız işlem aynı olacak şekilde yapıyoruz. Sadece yaklaşım yerimiz farklı. Yani klasik bir bypass ameliyatında göğüs kemiği açılıp işte toraks boşluğu dediğimiz göğüs boşluğuna girilir. İşte kalbe ulaşılır ve işin sonunda yapılan iş her zaman tıkalı damarın ilerisine yeni bir damar dikmek işlemidir. Yani bizim evet. cerrah olarak yaptığımız iş budur. Mini bypass ameliyatında bu kesi yok. Yani göğüs kemiği, işte iman tahtası denilen kemik hiç açılmıyor. Sadece soldan kaburgalar arasından kalbe ulaşıp bütün bypassları oradan yapıyoruz. Bunun yanında da bacaktan damar kullanılmak gerekiyor bazen çok damar hastalarında ki çoğu hastamız böyle zaten 3 damar 4 damar bypass yapıyoruz. Bu hasta grubunda bacak damarı kullanılacağında da endoskopik dediğimiz yani ayakta hiçbir kesi yapmadan kamera yardımıyla o damarı hazırlıyoruz. Bu vesileyle yaptığımız zaman hem bacakta hiçbir iz yok, enfeksiyon riski yok, hem kemik açılmamış, enfeksiyon ve kaynama riski yok. Yani ameliyat sonrası toparlama dönemi çok hızlı oluyor. Hızlı oluyor. Hocam bu ne kadardır yapılıyor bu ameliyat? Şimdi bu ameliyat aslında seçilmiş vakalarda yaklaşık 15 yıldır yaptığım bir yöntem benim. Bizim Türkiye'de de yapılan bir yöntem. Ama özellikle çok damarlarda yani kalbin arkasını besleyen, sağını besleyen, 3 damarında tıkanıklık olan hasta grubunda son 2 yıldır rutin olarak yapılıyor ve ben artık hiçbir şekilde bütün bypassları göğüs kemiğini açmadan tamamen kapalı olarak gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Her ameliyat olması gereken kişi mini bypass olabilir mi? Yoksa olabilir. Orada da bir farklılık oluyor mu? O bir mu? İlk ameliyatsa yani daha önceden bir bypass ya da başka bir kalp ameliyatı olmamışsa ve sadece bypass ameliyatı yapılacaksa bütün hastalar yani anjiyosuna bakmaya gerek duymaksızın kaç damara bypass yapılacak, ne olacak, ne bitecek ona bakmadan bütün bypasslar kapalı bir şekilde yapılabilir. Ama mutlaka öncesinde detaylı bir check-up'tan geçirdikten sonra. Evet. Mini bypass uygulamasının açık kalp ameliyatıyla farkı nedir? Şimdi farkı şu aslında birebir aynı ameliyat olduğu için ameliyata ait riskler çok farklı değil. Ama ameliyat sonrası dönemde yoğun bakım kalış süresi daha kısa oluyor. Özellikle akciğerler çok daha az hırpalandığı için bir kesi ne kadar az olursa vücuda verdiği travma o kadar az olacağı için insanlar genelde 24 saat içerisinde odaya çıkabilecek durumda oluyor. Hı hı. Çıktığında da direkt yürüyecek, yan yatacak, yani rahat rahat terapisini hızlıca yerine getirebilecek bir durumda çıkıyor. Ve bu grup hastalar genelde 4. günde evine gidiyor. Ve hızlı bir toparlama dönemiyle 10. günde hatta bazen 1. haftasında çalışacak bir duruma gelebiliyor. Evet. Kalpteki bütün damarlara bu yöntemle bypass uygulanabilir mi? Uygulanabilir. En çok sorulan soru bana bu. Çünkü özellikle geçmişte her damara bu yöntem uygulanamadığı için işte bu damara da bypass yapabilecek miyiz? Şuna da uygun mu? Benim 3 damarım da tıkalıymış. Hepsine bypass yapabilir miyiz? Bunlar hep sorulan sorular ama evet bütün damarlara bu yöntemle ulaşılıp bypass yapmak mümkün. Evet şu avantajlarından biraz daha söz edelim şimdi hocam. Şimdi şöyle normal bir ameliyat sonrasından bahsedelim evet, isterseniz. Yapalım. Bunun farkı kadar çabuk iyileşiyor. Evet biraz farkı oradan belli olacak. Şimdi normal bir göğüs kemiği açılmış bir bypass ameliyatı olursanız özellikle solunum fonksiyonları ciddi etkileniyor ve nefes almanız ve derin nefes egzersizleri zorlaşıyor. Bu erken dönem şeyler. İleri dönem bulgularında da şu oluyor. Bir kere göğüs kemiği açıldığı için yaklaşık 1 ay ya da 2 ay yan yatmanız mümkün değil. Öksürürken mutlaka kendinizi kollamanız gerekiyor. 2 ay araba kullanamazsınız. Sağınıza solunuza dönmeniz mümkün değil. Hareketli bir spor yapıyorsanız en az 6 ay yapamazsınız. Deniz mevsimi ise yaklaşan bir zamanda yüzmeniz yasak. Bu tür yasakları var. Hmm. Ama biz göğüs kemiğini açmadığımız zaman bir kere hasta 1. gün itibariyle yan yatabiliyor. Bir şeyleri kaldırabiliyor. Kolunu rahatça hareket ettirebiliyor. Benim hastalarımın bir kısmı hastaneye kendi arabasıyla gelip arabasını sürerek geri dönüyor. Yani kaburgalar mı biraz etkileniyor bundan? Tabii çünkü bu kemiği boydan boya açıp tekrar çelik tellerle diktiğimiz zaman biz bir kaynama sürecini bekliyoruz. Yani bu kaynama süreci nasıl bir kolunuz kırıldığında kaynama süreci varsa ki en az 1 ay 2 aydır o süreç. Bu kemiği de boydan boya kestiğimizde stabilliyoruz evet. Ama kaynama süreci zaman alıyor. İkinci bir şey enfeksiyon riski ciddi bir sorun olabiliyor. Kaynama problemleri olabiliyor. Özellikle kadın hastalarda, ileri yaşlı kimselerde, osteoporoz dediğimiz kemik erimesi olan durumlarda kaynama problemleri de ciddi tabii problem. Tabii ameliyat oluyor. Olamayacak kişiler de var onu soracaktım. Şimdi. Oraya da geliyor. Bir şu noktayı da çok kişiler. Özellikle vurgulamak istiyorum ben. Bu bacak damarının kapalı çıkarılması da çok önemli bir şey. Çünkü
Özellikle bizim hasta grubumuz diyabetik, yani şeker hastası. Hastalarımızın yarıdan çoğu, belki %70-80 diyabetik. Ve obez, yani kilolu. Bu kiloda en çok özellikle kadın hastalarda nerede oluyor? Üst bacakta oluyor, bacakta oluyor. Ve biz bu damarı çıkarmak için boydan boya bacakta bir kesi yaparsak bunda enfeksiyon olma ihtimali, özellikle şeker hastası ve kiloluysa, çok yüksek. Endoskopik çıkarma dediğimiz yöntemde sadece 1 santimlik bir yerden kamera yardımıyla damarı görüyoruz ve oradan damarı hem daha az travmatik olarak çıkarıp hazırlayabiliyoruz. Küçük bir kesimi yapılıyor. Evet, sadece 1 santimlik bir kesi ve onun dışında bütün damar çıkarılan yerde hiçbir iz kalmıyor. Bir kesi olmadığı için, yara olmadığı için de enfeksiyon riski olmuyor. Yani enfeksiyon riski çok önemli, özellikle şeker hastalarında. Hı hı. O yüzden bu yöntem bu grup hastada, yani şeker hastası, obez hasta, kadın hasta, İleri yaş hastası, KOA hastası, bu tür hasta grubu, yani bizim ameliyata riskli bu hasta dediğimiz hasta grubu daha çok fayda görüyor bu ameliyatta. Evet, mini bypass yöntemi genç hastalar için avantaj olabilir mi? Onu da söyleyeyim. Şöyle bir avantaj, şimdi ben bu örneği şöyle kullanıyorum genelde. Şimdi genç yaşlarda bypass ameliyatları artık sıkça yapmaya başladık. Yani 40'lı yaşlarda, hatta bazen 35-40 yaş arası genç derken grupta. Bunları söylüyorsunuz. Evet, evet, yani bypass özelinde söylüyorum. Evet, bir de kapak ameliyatları var, daha erken de yaptığımız oluyor. Ama bu yaş grubu insanlar genelde aktif çalışma hayatı içerisinde oluyor. Çolukları, çocukları, küçük projeleri var, işleri var. Ve hayatına uzun bir 2 aylık bir ara vermek istemiyor. Ve geri döndüğünde de aynı performansla dönmek istiyor. Hem hayatına hem sosyal hayatına. Ve bypass'ı olabildiğince öteliyor. O yüzden de çok zorlama stentler yapılıyor. Yani işte idare ettiği kadar etsin de ben ileri yaşıma gelince, emekli olunca, çocuklar büyüyünce ameliyatı olurum noktasında oluyor. Ama eğer biz bu ameliyat külfesini azaltırsak, kozmetik olarak büyük kesiler yapmazsak, siz normal hayatınıza kısa sürede dönebilirsiniz. Evet, onu soracağım. Ne kadar zaman süre? Bir hafta. Yani bir hafta içerisinde normale dönmek mümkün. Tamamen dışarıda normal yürüyüşlerini yapmak mümkün. Dördüncü günde zaten taburcu oluyorlar. Ve onuncu gün, ikinci hafta işbaşı yapıyor. İkinci haftadan itibaren yavaş sporlarla sporuna başlayabiliyor. Yani bu kemik meselesi bizi hep elimizi kolumuzu bağlayan mesele bu. İkinci bir noktada genç hastalarda şu oluyor. İşin bir de psikolojik boyutu var. Yani belki sosyopsikolojik boyutu var. Yani kendi bunu kabullense bile birisi bu insizyon, bu kesileri gördüğü zaman aa ne oldu diyor, konuşuyorlar, ediyorlar. Yani bu gittikçe o kafasında büyümeye başlıyor ve o diyor ki ya ben artık herhalde yarım bir insanım. Ben artık bypasslı bir insanım. Keşeme çekilip oturayım mı? Denize girmekten çekiliyor, şey yapmaktan çekiniyor. Özellikle kadın hastalarda çok fark ediyor çünkü... Hocam, toparlarsak. Tabii kesi, kesi çok büyük oluyor ama kadın hastalarda tamamen göğüs altında kalan bir kesi oluyor. Ve hiçbir iz olmayan bacakta, göğüste çok güzel bir normal bir şekilde sosyal hayata dönebiliyor. Seyircilerimiz de ilgilenecekler. Profesör Doktor Barış Çaynak efendim sorularımızı yanıtladı. Benim kafamda düşünceler aldı gitti, böyle bir şikayetim yok ama olursa olmaz. Bu yöntemi bilmek de çok önemli bir şey. Teşekkür ediyorum çok hocam, teşekkür geldiniz ederim. Bu bilgileri çok verdiğiniz sağ olun, için. Çok sağ olun. Sağlıkla Gülümse'nin sonuna geldik efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.